Namazın edepleri, namazın rükünlerini, farzlarını layık olduğu şekilde eda edebilmeli, vacip ve sünnetlerini tamam yapılmalıdır. Muaz bin Cebel radıyallahu an rivayetiyle bildirilen hadisi i şerifte namaz bir ölçektir. Kim namazı tam olarak ölçerek yerine getirirse karşılığını tam ölçüyle alır. Kim namazı eksik eda ederse vay eksik tutanların haline ayet-i kerimesini unutmasın buyuruldu. İbrahim-i Nehai rahmetullahi aleyh, rükû ve secdelere dikkat etmeyeni görürseniz, onun aile ferdine acıyın, geçim sıkıntısı içinde olacaklardır, buyurdu. Burada, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huşu namazda sağında ve solunda olanları bilmemektir, ancak secde yerine bakmaktır, hadis-i şerifine işaret vardır.'' Allahu Teala'yı görüyormuş gibi namaz kılmalı veya Allahu Teala onun bütün tavırlarını, hayır ve şer bütün hallerini görüp bildiğini düşünmelidir. Allahu Teala'nın kendisinin bütün hallerini müşahade ettiğini düşününce huşu artar ve tazimi kendiliğinden olur. Kur'an-ı Kerim ve zikirden diline gelenleri aklıyla düşünmelidir. Şerh-i Mesabih'te zikredildi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Namazda Kur'an-ı Kerim okudu. Selam verdikten sonra ashabı ı Kirama, "Namazda ne okuduğumu anladınız mı?" buyurdu. Hiç kimse cevap veremedi. Yalnız Übey bin Ka'b radıyallahu an, "Falan sureyi okudunuz ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimizin çok hoşuna gitti. Onu tebrik etti. Diğerlerine de dikkatli bulunmalarını tavsiye buyurdu. Rivayet edildi ki Musa aleyhisselama Allahu Teala vahiy buyurdu ki: "Ya Musa, beni zikrettiğin zaman bütün azaların birbirinden ayrılıyormuş gibi olsun. Huşu ve imtinan içinde olmalısın. Dilin kalbinle beraber olsun. Huzurumda durduğun zaman zelil, aşağı bir kul gibi ol. Korkulu bir kalp ve sadık bir dil ile bana yalvar. Namazda azaların hareketsiz olmasına dikkat etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseyi namazda sakalıyla oynarken gördü. Bunun kalbinde huşu olsaydı, azaları da huşu içinde olurdu buyurdu. Yahudiler gibi bir sağa bir sola meyletmemelidir. Muhitte bir defa sağ tarafa, diğer defa sol tarafa meyletmek, sallanmak mekruhtur denildi. Ebubekir Bekir radıyallahu an rivayetiyle gelen bir hadisi i şerifte, namaz kıldığınız zaman azalarınız sakin olsun ve Yahudiler gibi sağa sola sallanmayınız buyuruldu. Ebubekir bin Muhammed, Şiratül İslam, sayfa 121-122, 8 Haziran Mevlana takvimi.